Şimdi bu Patanjali'nin bahsettiği uzuvlar birbiriyle ilişki içerisinde ve dinamikler. Mesela konsantrasyon derinleştikçe muhakkak belirli bir noktada derinde gizlenmiş bir samskara, bir düşünce olarak ya da bir eylem olarak ortaya çıkıyor ve bozuluyor konsantrasyon ve onu tekrar bedendeki duyumlara ve nefese yönlendirerek yine o konsantrasyonun tekrar oluşmasını sağlayabiliyoruz. Ve bu ileri geri hareketler belki bir saniyesiye sürebiliyor ya da dakikalarca sürebiliyor. O andaki pratiğe bağlı. Şimdi varsayılıyor ki asana poz yapmak ve pranayama da nefes kontrolü. Patanjali bunlardan bahsetmiyordu. Yani bugün yapılan yogadan ve bugün varsayılan asana ve pranayamadan bahsetmiyordu Patanjali. Bugün zannedebilirsin ki pozları master edince ve nefesi master edince ancak yoga olabiliyor zannedebiliriz. Ancak biliyoruz ki bu hatha yoga dediğimiz hareket ve nefes tekniği içeren yogalar 9. ya da 10. yüzyıla kadar ortaya çıkmadılar. Yüzyıllar sonra Patanjali Yoga Sutralardan. Ve kesinlikle Patanjali poz yapmaktan ya da nefes egzersizi yapmaktan bahsetmiyor. Onun asana ve pranayama tanımları çok daha basit fiziksel ve nefes alanlarında yok. Yani bir araya gelme süreci. Ve bu süreçler de diğer uzuvlarla sınırdaş gidiyordu, yan yana gidiyordu. Hepsi, bütün uzuvlar bir araç oluyor içselleşmek için ve sakinleşmek için. Şimdi ilk uzuv demiştik yama ve yama dışa yönelik disiplinlerden bahsediyordu. Bunlar zarar vermemek, dürüstlük, çalmamak, cinsel temastan sakınmak ve dünyanın malına düşkün olmamak. Bunlar evrensel gerçekler ve doğumu, doğduğumuz yeri, zamanı, içinde bulunduğumuz durumun ötesinde gerçekler ve bir takım sözler yogaya doğru verdiğimiz. Bu sözleri veriyoruz. Yoga yapmak için ve herhangi bir zaman, kültür, dönemin ötesindeki gerçekler. Beş içsel disiplin ise bedenin arınması, memnuniyet, yoğun bir içsel disiplin, içsel araştırma ve yoganın idealiyle hizalanmak. İşvari pranidana. Bütüncül olmayan düşüncelerin yerine bütüncül düşünceler üretebiliriz. Belki bütüncül olmayan düşüncelerin peşinde davrandığımızı görebiliriz. Mesela birini incitmek istiyoruz ya da birini kınıyoruz. Ve bu tarz bütüncül olmayan düşünceler açgözlülükten, öfkeden, kafa karışıklığından ortaya çıkabilir, az olabilir, orta olabilir ya da ekstremde olabilir. Ama muhakkak ızdıraba dönüşüyorlar ve cehalete dönüşüyorlar. O yüzden muhakkak bütüncül düşünceler beslemek gerekir. Bu ikinci bölümün 30, 31, 32, 33, 34. sutralarını okudum. Şimdi açıklıyor. Diyor ki bu uzuvları yoganın, bu dışsal disiplinler yama ve içsel disiplinler niyama, ikisi de beşer tane oluyor. Ve hepsi evrensel, yaşına göre yani yaş ötesi, zaman ötesi, statü ötesi ya da işte o zaman ve alana ait olan bütün değerlerin ötesinde. Ve bu dışsal disiplinler, yamalar, kendimizi dış dünyayla ilişkiye girdiğimiz yol. Sadece nesnelerle değil, başka varlıklarla da. Ve yamalar bütünün hayırına doğru
yönlenmemizi sağlıyor. Ama bu bencilliksiz olmak değil bakın. Bu çok önemli bir nokta. Bu yemini etmek, bu sözü vermek bencilliksiz değil, daha ziyade pratik bir eylem. Çünkü yamalar topluma faydalı olduğu gibi bireye de faydalı oluyor. Şimdi bu bana integral teoriyi hatırlattı. İntegral teoride görülüyor ki genelde iki tip insan var. Biri bencilliksiz, hep kendisini feda eden insan daha büyük hayır için. Biri de hep kendini tatmin etmek üzere yaşayan insan tipi. İntegral teori diyor ki günümüzde ikisinin de bir arada olabileceği bir zamana doğru girdik. Yani hem kendini tatmin edip hem de bütünün hayırı için çalışıyor olabilmen mümkün. Ya biri ya öbürü değil. Ve görüyorum ki Patanjali de bundan bahsetmiş. Yani sadece toplumun hayırı için kendini feda et değil. Aslında senin hayırın içinde bu yamalar geçerli diyor. Ve bir nevi skillful living, yani becerikli bu dünyada yaşama yolları bunlar. Hiçbir ahlaki yaptırım gibi almanıza gerek yok bunun. Nitekim fark ederseniz Patanjali hiç ahimsa, incitmemek için ne yapman gerektiğini söylemiyor. Mesela öldürme demiyor. Bir yol çizmiyor ahimsa için. Diyor ki bu değerleri barındırırsan kendi içinde, o zaman senin dünyan farklı bir yer olmaya başlıyor diyor. Aslında yamaları takip ettiğimizde çocukluktan itibaren doğal insan isteklerini reddediyoruz. Yani hemen tatmin olma isteğini reddediyoruz. Ve işte çocukluktan büyüyene kadar o dürtülerimizi temkin etme, onları kontrol etme yolunu öğrensek de topluma uyum sağlayabilmek için. Yine de her toplumda muhakkak bir şekilde şiddete göz yumulur, kandırmaya göz yumulur, kendine mal etmek izin verilir, bir takım hedonizm vardır, para mal hırsı vardır her türlü toplumda ve biz yogiler olarak bu yemini ettiğimizde artık farklı duruyoruz toplumdan ve daha yüksek bir standarda uymak üzere yemin ediyoruz. Burada Krishnamurti aklıma geliyor. Krishnamurti'nin bir videosu var şu anda. Sıkça dolaşıyor internette. Krishnamurti'ye soruyorlar, diyorlar ki acaba yoga pozları yaparak yüksek enerjiler uyandırabilir miyiz? Kundalini diye soruyorlar. Ve Krishnamurti büyük bir ölçüde gülerek diyor ki istediğin kadar o pozları yap diyor. Yüksek bir enerji uyanmayacak diyor. Aslında yoga diyor çok yüksek ahlaki bir konum diyor. Çok yüksek bir ahlaka sahipsin yoga yapmak için diyor. Ve ortada bir ben olduğu sürece olmayacak hiçbir şey. O yüksek enerjiler uyanmayacak diyor. Zaten şimdiye kadar ilk 10 gün o ben olayını işledik değil mi? Onun detayına girmeyeceğim. O benle özdeşleşme olayı. Aynı zamanda şimdi hatırlıyoruz ki çok zor olan tarafı bence yoganın bu ahlaki ya da bu etik yaptırımları dış dünyayla ilişkimizi araştırmak. Ve bu bir ömür boyu araştırma olarak sürüyor. Ne kadar dürüstlük var hayatında? Acaba kültürün bize verdiği kandırma eylemini özümsemiş miyiz? Ve oradan mı yaşıyoruz? Çünkü bak burada Chip demiş, yani içinde yaşadığımız toplum belirli bir derecede tahammül ediyor yalana, kandırmaya, şiddete. Hani ne kadar toplumla uyum içerisindeyiz? Ne kadar daha da yüksek bir ahlaki konuma koyabiliriz kendimizi? Bunları ciddi olarak sorgulamamız gerekiyor. Yoga yaptığımızı söylüyorsak, yani kendimizi yogi olarak görüyorsak. Her insanın içsel hayatında bütüncül olmayan düşünceler dolu diyor Patanjali. Ve kimseyi suçlamıyor Patanjali bunun için. Bunu bir günah olarak da görmüyor.
Bu doğal bir şey. Yani bütüncül olmayan düşünceler ve hisler de olacak, ortaya çıkacak içinde. Çünkü bu sebep-sonuç ilişkisi. Ama ısrar ediyor ki biz bu bütüncül olmayan düşünceleri nötr hale getirebiliriz, bütüncül olanı hayatımızda destekleyerek. Ve eğer ki bunu beceremezsek, bütüncül olmayan düşünceler muhakkak ifade etmeye başlayacaklar kendilerini ve yine o ızdırap döngüsü içerisine döneceğiz. O yüzden yamaları bir ahlaki yaptırım olarak görmekten ziyade becerikli bir şekilde bu dünyada yaşama yolu ve ızdırap eklememe yolu olarak görebiliriz. Eğer ki şiddetsizliğin içine kendimizi topraklarsak, o zaman içinde bulunduğumuz ortamlarda başkaları da şiddeti bırakmaya başlar. Bakın bu çok ilginç bir cümle. Şiddetsizliğin içinde oturursak, başkaları da bizim yanımızda şiddeti bırakmaya başlarlar. Bu çok farklı bir şey. Şunu yapma, onu etme demekten. Hiç ondan bahsetmiyor Patanjali. Şunlar şunlar yasak demiyor. O yüzden burada ahimsayı, şiddetsizliği bir araştırma olarak almak, daha doğru bence bir yaptırım olarak almaktan. Çünkü bir şeyi bir mercek, bir araştırma olarak alırsan hiç senden ayrılmıyor. Diyorsun ki şu andaki durumda şiddet nedir? Şu anda bulunduğum ortamda şiddetsiz olmak ne olabilir acaba? Ve an be an sen yanında taşıyorsun ahimsayı. Ve böylece ahimsayı araştırarak hayatının her alanında ahimsanın içinde kendini oturtmaya başlıyorsun. Ne zaman ki şiddette bulunduğunu fark ettin, o zaman daha az şiddetli oluyorsun. Bunlar yanımıza alıp ömrümüz boyunca taşıdığımız araştırmalar oluyor. Şiddetsiz olmak ne demek? Dürüst olmak ne demek? Cinsel enerji nasıl sarf ediliyor? Çalmamak ne demek? O varsaydığımız basit kalıpların daha derinine araştırmaya başlıyoruz. Ve çok büyük açılımları olabiliyor. Hatta tek birini alabilirsin, çalmamak. Ne demek çalmamak? Ve birkaç ay bunun üzerinde durabilirsin. Birinin vaktini çalmamak, belki doğadan bir şey çalmamak, senin olmayan bir şeyi almamak. Çok basit. Ama bu gündelik hayatımızda nasıl yansıyor? Bunları alıp uzun uzun araştırabiliriz. Varsaymayın ki şiddetsizsiniz, varsaymayın ki dürüstsünüz. Büyük bir ihtimalle şiddet, yalan, biriktirme, cinsel enerjiyi boşa harcama, o alanların içerisindeyiz ve onlara bir bakmamız gerekiyor bu yoga yolunda yürümek için. Ama ahlaki yaptırım gibi değil, kimse seni cezalandırmayacak. Sadece sen daha becerikli yaşa diye bu hayat içerisinde. Yeniden rahatsızlık ve ızdırap yaratma diye bu yaşam içerisinde. Oturuyoruz. Şimdi başlıyoruz meditasyonumuza. Tüm benliğinle, dürüstçe benliğini tanıyarak her yönden eylemlerini
fark ederek bu yaşamda otopilottan değil de mindfulness'la, kasıtlı bir dikkatle bütün yaşamımızı, dış dünyayla ilişkimizi de ele alıyoruz. Bütüncül olmayan düşünceler gelirse yine kendine yönelik de olabilir, dış dünyaya yönelik de olabilir. O bütüncül olmayan düşüncelerin yerini bütüncül düşüncelerle alabilirsin. Yoga sutralar becerikli yaşamaya yönelik aynı zamanda bu dünyada.
Bir saatlik oturuşumuz burada sona ermiştir.